Keyifli Radyo. Alemin en keyifli radyosu Keyifli Radyo TV'de şimdi hikaye vakti. Değerli dostlar, rivayet odur ki Davut Aleyhisselam zamanında, Davut Peygamber zamanında üstü başı perişan bir kadıncağız Davut Aleyhisselam'ın karşısına çıkar ve hiddetli bir şekilde ona şöyle der: "Ey Davut Peygamber, senin Allah'ın adil mi?" Şaşırır Allah'ın peygamberi: "Elbette ki adildir. Yarattıklarının hepsinden daha adildir. Ne oldu ki?" diye sorar. Kadıncağız da der ki: "Ben 3 tane küçük yetim kızı olan bir anneyim. Kocam uzun zaman önce vefat etti. Elimizde hiçbir şeyimiz yok gibi o derece fakiriz. Mal olarak sadece büyükçe bir deri parçası ve ormandan bulduğumuz, yakaladığımız bir ceylan var. Biz bu ceylanı o deriye sarıp çarşıya, pazara götürüp orada satıp bu 3 yetim kızıma yiyecek, giyecek ve çeşitli ihtiyaçlarını almak istedim. Fakat çarşıya yolda giderken gökten büyükçe bir kuş geldi ve deriye sarılı ceylanı yakalayıp uzaklaştı. Senin Allah'ın bunu görmedi mi? Neden bize yardım etmedi? Biz ki insanların içinde en aciz durumdayız." Davut Aleyhisselam şaşırır: "Sen merak etme, Allah elbette ki çok adildir." der. Tam o sırada kapıdan içeriye 10 tane adam girer. Bu 10 adamdan biri söz alır, der ki: "Ey Allah'ın peygamberi, bizler bu civarın en ünlü ve büyük zengin tüccarlarıyız. Biz bir tekneyle gezintiye çıktığımızda aniden fırtınaya tutulduk. Bu fırtınada teknemiz zarar gördü ve su almaya başladı. Fırtına o derece heybetli ve korkutucuydu ki bizler şöyle bir niyazda bulunduk: Ey Rabbimiz, sen bizi bu fırtınadan kurtarırsan biz bir fakire kişi başı 100 altın vereceğiz" diye adakta bulunduk. Tam o sırada gökten büyükçe bir kuş geldi ve teknenin yanına bir şey bıraktı. Baktı ki büyükçe bir deriye sarılı ceylan vardı. O deriyle teknenin hasar gören yerini kapattık ve teknenin su almasını engelledik. O ceylanı da kesip etini yedik, açlıktan kurtulduk. Bir süre sonra fırtına dindi ve biz karaya çıktık. Şimdi de adağımızı yerine getirmek için sana geldik. Kişi başı 100 altın var, 10 kişiyiz, burada 1000 altın var, al bunu bir fakire ver." Davut Aleyhisselam o 1000 altını alır ve tüccarları yolcu eder, kadın başı önde mahcup şekilde olan biteni takip etmektedir. Davut Aleyhisselam der ki: "Kadın, gördün mü? Allah senin için hem karada hem denizde ticaret yapmış. Sen onu çarşıya pazara götürseydin belki bir altın bile alamayacaktın. Ama Allah senin için öyle bir ticaret yaptı ki o bakımsız ceylanını ve eskiyen deriyi tam 1000 altına bu tüccarlara sattı. Şimdi al bu 1000 altını ve ömrünün sonuna kadar yetimlerinle huzurlu mutlu yaşa. Allah'a da dua et, hatalarından tövbe et." İşte değerli dostlar,
yine tekrar etmiş olalım, sizlerin hayatınızda karşılaşacağınız sıkıntılar, dertler, kederler gönlünüzü hüzünlendirmesin. Sizin şer bildiğinizde hayırlar vardır, bunu siz ve dahi biz bilemeyiz. O yüzden vardır bunda bir hayır kıssasındaki gibi, Allah'a sığının, teslim olun, tevekkül içinde kaderinizi bekleyin. Sıkıntılar ne kadar büyük olursa olsun, unutmayın su akar yatağını bulur, her şey olacağına varır. Dinlediğiniz için teşekkürler değerli dostlar.